Herkese merhaba sevgili izleyiciler, kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Ben Sümit ve bugün sizlerle arkadaşlar Roblox'a Whale for Treasure yani gemi yapma oyunu oynuyoruz arkadaşlar. Ve bugün sizlere ışınlanma taktiğini göstereceğim ve yanımda yabancı bir arkadaşı var. Kendisiyle yeni tanıştım. Beyaz takıma geçmem gerekiyordu ve kendisi beni takımıma aldı. Ve şu anda baskına uğradım takipçiler tarafından gördüğünüz gibi. Ve bugün bu ışınlanma taktiğiyle sınırsız para kasma yöntemini göstereceğim. Ve yanımda pembe sandalye var, hala kendisi konuşmuyor, onu boş verin. Ve evet arkadaşlar, dediğim gibi ışınlanarak istediğiniz gibi sınırsız para kasabileceksiniz ve aynı zamanda insanları trolleyebiliyorsunuz. Bu troll sayesinde insanları peşinizden ışınlana sürükleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Boyutu fark etmez, şu dev robotu bile peşinizden sürükleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu anda takipçilerin saldırılarına uğruyorum ama en iyisi ben size önce bir nasıl bir şey onu göstereyim arkadaşlar. Önce şu teleport aletini loadlıyorum arkadaşlar. Şöyle bir loadlansın hemen. Arkadaşlar böyle bir şey nasıl yapıldığını göstereceğim, merak etmeyin. Buraya oturuyorsunuz. Daha sonra tornavidayı elinize alıp ankoru kapatıyorsunuz bu başlangıç için. Daha sonra bu tekerleğin ankorunu açıyorsunuz ve W'ye basılı tutuyorsunuz. Gerisi çok kolay arkadaşlar. Gördüğünüz gibi sadece ışınlanıyorsunuz arkadaşlar ve direkt oyun bitiyor zaten kendiliğinden. Gördüğünüz gibi hiçbir şey yapmıyorum. Ellerimi çektim. Sadece otomatik olarak kendisi sona ışınlanıyor ve oyunu bitiriyorum. İstediğim gibi para kasıyorum. Yani ellerimi klavyeden çekiyorum ve oyun kendisi bana parayı kasıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi sona geldiğim zaman da S'ye basılı tutuyorum şu şekilde. Biraz daha ileri gidersek iyi olacak. Ve dondu galiba, bir dakika dur bakayım. Ha, güzel güzel, ooo çok ileriye gittik. Onu siz ayarlarsınız, daha sonra gidip sandığınızı alabiliyorsunuz arkadaşlar. Ben şimdilik reset çekeceğim arkadaşlar ki her şey sıfırlansın güzel bir şekilde. Bir de bununla nasıl troll yapılır onu da göstereceğim ama sanırsam onu bu takımda göstermem gerçekten çok zor. Çünkü baksanıza abi, robot yerin altına girdi ya. Şu rezilliğe bakar mısınız abi, ben nasıl burada video çekeyim? Ben burada nasıl, aha çocuk oyundan çıktı, şanslıyım. Vallahi şanslıyım, çocuk oyundan çıktı veya clear çekti. Galiba clear çekti. Neyse evet. Şimdi arkadaşlar gelelim nasıl trolleyeceğinize. Nasıl trolleyeceğinizin, yani nasıl bir troll olduğunu gösterdiğimin ardından nasıl yapıldığına geçeceğim arkadaşlar. Haberiniz olsun. Bu arada hemen şunu da açıklayayım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar kanat çekilişimiz vardı. Faruk isimli takipçim kazandı. Kendisini de burada selamlar ve bu videoda mavice çekilişimiz var. Tek yapmanız gerekenler yorum bırakmanız. O kadar basit yani arkadaşlar. Ve yorum yaptıktan sonra bir de Roblox'taki adınızı yazarsanız size hediye göndermem daha kolay olur. Ona göre yani. Evet. O yüzden yorum yaptıktan sonra yanına da Roblox'taki adınızı yazarsanız sizlere hediyenizi eğer kazanırsanız gönderebilirim arkadaşlar. Güzel. Şimdi gelelim trollü nasıl yapacağız arkadaşlar. Hızlı bir şekilde trollümüze başlayalım. Evet arkadaşlar, öncelikle trollü yapabilmemiz için şey gerekiyor. İzolasyonun kapalı olması gerekiyor arkadaşlar. Şimdi takipçilerim beni bayağı bir trolleyecek ama yapacak bir şey yok, şu anda izolasyon açtık. Umarım onlar trollemeden ben onları trollerim. Hadi bakalım şimdi. Bunu tekrardan spamlıyorum. Buraya oturuyorum arkadaşlar ve buraya geliyorum. Muhammed inşallah trollemez. Buraya geliyorum ve arkadaşlar ankoru kapatıyorum şuradan. Ankoru kapattıktan sonra arkadaşlar geliyorum ve çocuğun arabasına bir şey koymadık değil mi? Tamam neyse. Ankoru kapattıktan sonra geliyorum ve buradan Dragon Harp'unu alıyorum ve şu şekilde buraya koyuyorum arkadaşlar. Bunu kapattıktan sonra Samet abi yine döktürmüşsün diyor ya. Baskın yedik neyse. Buradan geliyorum ve select ol deyip ankoru kapatıyorum. Tamam mı? Çok güzel. Ankoru kapatıyorum. Tekrardan lastiğin ankorunu açıyorum ve şöyle ileri doğru yardırıyorum arkadaşlar. Hadi bakalım, çok iyi. Çok iyi. Şimdi dur. Kimi trolleyeceğiz arkadaşlar? Ona karar vereceğiz. Şimdi durun bakalım. Burada trolleyecek güzel bir şey var mı? Şu arabayı trolleyeceğim abi ben. Ben bu arabayı trollemek istiyorum. Canım trollemek istedi. Güzel. Şimdi tekrardan arkadaşlar ışınlanıyorum ve gördüğünüz gibi arkadaşlar o da benimle beraber ışınlanıp sona geliyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bakın, şu an ne kadar görüyorsunuz bilmiyorum ama çektiğim kişi, bakın tekerleğinden vurmuşum, tekerleği benimle beraber sona geliyor ve büyük ihtimalle çocuk da arkasından geliyordur şu anda. Bir durayım abi. Aa, çocuğun tekerleği kırıldı. Acaba arkamdan geldi mi bilmiyorum ama bayağı bir sürüklendi arkadaşlar ve paramparça oldu onun arabası ışınlandığı için. Ve cidden bu şekilde istediğiniz en büyük şeyi bile trolleyebilirsiniz arkadaşlar. Gerçekten çok güzel bir yöntem. Hop şöyle gelelim ve aşağıya inelim, sandığımızı alalım arkadaşlar. Gerçekten mükemmel bir yöntem. Siz de böyle istediğiniz gibi hem troll hem de para kasabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi gelelim nasıl yapıldığına. Şöyle bir altınlarımızı alalım. Ver altınları hocam, ver altınları. Çok güzel, çok güzel. Alalım altınları şöyle. Hadi bakalım, let's go. Evet, bir tane altın blok kazandım ve büyük ihtimalle 174 altın falan verecek. Çünkü ışınlanarak gittiğimiz için bazı yerdeki paraları saymıyor. 193 verdi. 200 sayılır. Tamam, gayet iyi, çok iyi. Şimdi gelelim arkadaşlar nasıl yapacağız. Oğlum birisi pembe sandalyeyi yapmış lan. Vallahi birisi pembe sandalye yapmış oğlum. İşin gücün yok mu senin ya? Neyse, o zaman arkadaşlar yapımına geçebiliriz. Devam ediyoruz arkadaşlar. Şu anda kendi özel VIP server'ıma geçtim ve şimdi sizlere bunun nasıl yapıldığını gösterebilirim. Biraz zor gözükmüş olabilir ama merak etmeyin, o kadar da zor değil arkadaşlar.
şimdi. En çok hangi bloğunuz varsa onu kullanın diyemeyeceğim. Çünkü ben sadece tahtayla denedim ama diğer bloklarla oluyor mu bilmiyorum ama istiyorsanız deneyin arkadaşlar. Ben sizlere tahtayla yapımını göstereceğim şimdi. Öncelikle arkadaşlar tahta bloğunuzu elinize alıyorsunuz ve buradan gelip ankoru kapatıyorsunuz. Yani burada full ankor hep kapalı olacak, tamam mı? Bazı yerlerde açacağız, orada gösteririm ben. Şimdi arkadaşlar yere bloğu koyuyorsunuz. Bloğu koyduktan sonra, tamam mı, şu şekilde bunun üstüne bir tane koyuyorsunuz. Bunun üstüne bir tane koyduktan sonra bunun tam şu yanına 1, 2, 3, 4 tane koyuyorsunuz arkadaşlar. Ve tam şuraya tekrardan 1, 2 tane koyuyorsunuz, tamamdır. Bunun bu kısmı biraz önemli sadece, tamam mı? Sadece bu kısmı denge açısından biraz önemli. Bundan sonraki kısımlar biraz tırt, çok da şey değil yani, sıkıntı değil, merak etmeyin. Buraya sarı bir piston koyuyorsunuz, zaten başka renkte bir piston yok. Buna basıyorsunuz, açıyorsunuz, çok güzel. Daha sonra bunun üstüne bir tane daha, üstüne değil tam yapıştırıyorsunuz işte, bir tane daha tahta bloğu, odun bloğu koyuyorsunuz arkadaşlar. Odun bloğu koyduktan sonra buradan geliyorsunuz ve portalı alıyorsunuz arkadaşlar. Bir tane portal alıyorsunuz ve bu portalı şu şekilde buraya koyuyorsunuz arkadaşlar. Tamamdır, çok güzel. Bunu yaptıysanız gerçekten çok iyi arkadaşlar. Daha sonra buradan merging level diye bir şey var. Buna tıklıyorsunuz ve bu kırmızı oluyor, tamam mı? Bunu yaptıktan sonra arkadaşlar tekrar geliyorsunuz ve buradan tahta bloğu alıyorsunuz. Buranın tam ortası var ya, bakın tam şu sarının ortası, bak bak bak, gördün mü? Bir tane koyuyorsun. Daha sonra bakayım tam orta mı, kontrol, aynen tam orta. Bunun yanına bir tane daha koyuyorsunuz. Böyle bir şekil oluyor. Daha sonra bunun solundakini siliyorsunuz ve bu aşağıya düşüyor. Niye? Çünkü burada ankoru açmamız lazım. Ankoru açıyoruz, tekrar yapıyorum, kusura bakmayın. Bunun ortasına bir tane koyuyorum, yanına da bir tane koyuyorum ve bunun solundakini siliyorum arkadaşlar ve böyle bir görüntü oluyor arkadaşlar. Çok güzel, tamamdır. Bunu yaptıktan sonra bunun altına biraz daha şöyle blok ekleyebilirsiniz isterseniz, ki eklemeniz gerekiyor zaten. Aynen buraya böyle bir şekil yapıyorsunuz arkadaşlar. Bunu yaptıktan sonra artık bu portalı geri çekebilirsiniz arkadaşlar. Şöyle düğmeye basalım, portalımızı geri çekelim. Artık ankor blok istiyorsanız kalsın böyle, tamam. Şimdilik böyle kalsın. Daha sonra tekerlek alacağız arkadaşlar. Artık hangi tekerleği kullanmak istiyorsanız, ama oyunun en kötü tekerleğini kullanırsanız daha iyi olur. Sadece wheel yazıyor, herhangi bir özelliği olmayan, sadece ileri geri yapmaya yarayan bir tekerlek var. Sadece onu kullanın. En kötü tekerlek zaten kendisi. Onu da bu şekilde dikine koyuyorsunuz arkadaşlar. Bunu bu şekilde dikine koyduktan sonra ne yapıyorsunuz biliyor musunuz? Tahta bloğu tekrardan alıyorsunuz aga. Tahta bloğu aldıktan sonra bunun altına şöyle koyuyorsunuz abi, hop. Bu arada ankor bloğu kapatın abi, tamamdır. Şöyle bunun altına böyle koyuyorsunuz arkadaşlar, güzel. Böyle bir şekil olduysa gayet normaldir, hiçbir sıkıntı yoktur arkadaşlar. Bunu yaptıktan sonra bunun altındaki şu zemin var ya, bunu oyunun sonuna kadar götürüyorsunuz arkadaşlar. Şu şekilde bunu iyice oyunun sonuna kadar getiriyorsunuz, denize kadar. Evet, şu anda kıyıya vurdu gördüğünüz gibi. Yani kıyıya yakın oldu, kıyıya vurdu demeyelim de. Evet, şöyle iyice bir oraya kadar gidelim arkadaşlar, göstereyim iyice. Evet, buraya geldim ben de. Bakıyoruz, aynen, herhangi bir sıkıntı yok. Tamam, bu burada kalsın, bununla şimdilik işimiz yok, tamam mı? Bu burada kalsın. Daha sonra şimdi bir de şu tekerleğin yanında bir tane var, bak gördünüz mü? Bu tekerleğin yanında bir tane tahta blok kaldı. Şurada hemen yakınına gidip göstereyim, çünkü uzakta görün olunca biraz göstermek zor oluyor. Bakın, tekerleğin yanında bir tahta blok daha var. Buna şöyle tıklıyorsunuz, bunu da ileri saracağım şimdi, bak. Bunu da aynı şekilde ileriye götürüyorum. Hop, bunu da iyice sona kadar götürdüm, bak çok güzel, tamamdır. Bunu yaptıysanız mükemmelsiniz abi, tamam mı? Bunu yaptıysanız cidden her şey çok iyi gidiyor. Evet arkadaşlar, şimdi buraya geliyoruz ve daha sonra bunu şöyle iki tık ısıyoruz. 1, 2, tamam mı? Bunu yaptıktan sonra geliyorsunuz ve buradan portalı alıyorsunuz arkadaşlar. Portalı alıyorsunuz ve hemen şuradanın tam ortasına yerleştiriyorsunuz ve evet, tamam. Bunu yaptıysanız gayet iyi arkadaşlar. Daha sonra altta gördüğünüz gibi tahta bloklarımız var. Bunu şöyle bir tık geri çekelim. Evet, tahta bloğumuzu tekrar alıyoruz. Hemen şöyle tahta bloklarımızı alalım. Şöyle 1, şöyle yukarıya doğru 2 ve 3 diyerek buradaki şeyle birleştiriyoruz arkadaşlar. Daha sonra portaldan geçerek geri dönüyoruz arkadaşlar. Hop. Güzel, portaldan geçerek geri döndük. Daha sonra buradaki tahta parçasını silebilirsiniz. Buradaki tahta parçasını sildikten sonra artık istiyorsanız oyunu kaydedebilirsiniz arkadaşlar. Şöyle kaydedim bence. Şu alttakini şöyle iyice kıstırın. Aa, devrildi. Ha, tamam, devrilmemiş, güzel. Şunu iyice kıstırın. İstiyorsanız bunu bu şekilde kaydedebilirsiniz. Sizler için daha iyi olur. Daha sonra araba tekerleğini alıyoruz. Şu araba sürdüğümüz tekerlek var ya arkadaşlar. Onu alıyorsunuz ve şuraya koyuyorsunuz bunu. Çok güzel, bakın bunu buraya koyduysanız çok güzel arkadaşlar. Buraya oturuyorsunuz. Artık bunu bu şekilde kaydedebilirsiniz arkadaşlar. Yapımı bu kadar basit. Bitti şu anda yapımı. Tornavidayı alıyorsunuz. Select all deyip ankoru kapatıyorsunuz arkadaşlar. Şöyle ve tekrardan ankoru
açmıyorsunuz. Tekerleğe tıklıyorsunuz. Ankara açıyorsunuz ve W'ya basılı tutuyorsunuz aga. Evet, W'ya basılı tutuyorsunuz arkadaşlar ve gördüğünüz gibi kendisi otomatik olarak oyunun sonuna gidiyor ve bu taktiği yapmak bu kadar basit arkadaşlar. Işınlanarak istediğiniz kadar para kasabilirsiniz. Gerçekten istediğiniz kadar, bu arada abartmıyorum. Bakın şu anda gidiyorum ya mesela. Git abi, git iyice git. Sona doğru şu anda gidiyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi gerçekten de içim çok rahat. Hop gittim. Hop geldim mi sona? Geldim mi sona? Oğlum bayağı gittik ama. Neyse, siz sandığı alırsanız daha iyi olur. Ben biraz kontrol etmekte zorlandım. Bunu geriye çektiğiniz anda bu hareketini durduruyor arkadaşlar, haberiniz olsun. Ama tekrardan ileriye alırsanız bu gitmeye devam eder. Yani bayağı bir uzaklaşırsınız. Bunu böyle yaptıktan sonra reset çekin arkadaşlar. Daha sonra tekrardan spamlayın, tekrar sona gelin. Tek yaptığınız şey sadece W'ye basıp ellerinizi klavyeden çekmek. Kendisi otomatik olarak parayı kasıyor zaten arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 136 altın ve gerçekten çok tertemiz altın arkadaşlar. Siz de böyle istediğiniz gibi altın kasabilirsiniz arkadaşlar. Bu videoya şöyle bir 1000 like atarsanız beni gerçekten çok mutlu edersiniz. Bu videoya like atmayı ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Destekleriniz için teşekkür ederim. O zaman arkadaşlar bu videomuzun da burada sonuna gelelim. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve hala da kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Başka bir oyun videosunda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.